180 dolarımız var. Galiba bugün parayı bitireceğiz arkadaşlar. 16 dolar. Nedir bu erkeklerin çektiğini? Bu 7 dolar. 71 dolar 30 centimiz falan kaldı. 12,5 dolar 800 gramlık. Daha sonra öğle yemeğine geçeceğiz. Öğle yemeğimizi yiyeceğiz 2 kişi için. Bir kişinin bir günlük askeri ücret kazancı ile 2 kişi olarak bu parayı bugün harcadık arkadaşlar. Herkese selamlar. Arkadaşlar bugünkü video konumuz bir günlük asgari ücretle neler yapabiliyoruz, neler alabiliyoruz ve gün sonunda elimizde para kalıyor mu, kalmıyor mu, hep birlikte onu göreceğiz. Peki asgari ücret ne kadar? Sanırım Temmuz itibariyle saatlik 24 dolar 10 sent yaptılar. Bu da 7,5 saat için yaklaşık 180 dolar yapıyor. Şimdi elimizde bizim 50, 100, 150, 160, 170, 180 dolarımız var. Ama arkadaşlar videoya nasıl başlıyoruz? Öncelikle vergi dairesi babacığımız bizden bunun %10'unu alacak. 15 dolarını diyelim hadi diyelim bunun alalım. 15 dolarımız gitti bile. Geriye ne kaldı? 50, 100, 150, 160, 165 dolarımız var. Öncelikle biz kahvaltı yapmaya geçiyoruz. Kahvaltıdan sonra da birkaç uğrayacağımız yer var. Bakalım eksiklerimiz neler, evler için elimizde para kalacak mı, kalmayacak mı? Bir günlük asgari ücretle neler yapabiliyoruz? Hep birlikte göreceğiz. O zaman bizi izlemeye devam edin. Kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden bunun için teşekkür ederim. O zaman geçelim. Arkadaşlar şimdi kahvaltı yapmaya doğru gidiyoruz. Say hello to people. Hello, merhaba. Merhaba. Şimdi kahvaltı yapacağız öncelikle. Coffee shop'umuza da yaklaştık. Orada iki kişilik yemek yiyeceğiz. İki kişilik yemeği yanına da aynı zamanda iki tane de içecek almayı düşünüyoruz. Bakalım bize kaça mal olacak. Ondan sonra elimizde kaç para kalacak onu da görmüş olacağız böylelikle. Rice and croissant alacağız. 14 dolarmış. Et için mushroom alacağız. Bir de extra scrambled egg ekleyeceğiz ona. Ve iki tane de içecek alacağız. Bakalım totalde bize ne kadar tutacak bunlar. Siparişini verdik. İstediğimiz bir şey yokmuş. Totalde bize gördüğünüz üzere 44 dolar tuttu. Şu an elimizde kalan para ise 100, 110, 121 dolarımız daha kaldı. İki tane içeceğimiz geldi. Bu içecekler Immunity Booster diye geçiyor. Bir tanesi arkadaşlar 8 dolar. İkisine 16 dolar dedik. That must be positive. Oh, really fresh. Bayağı ekşi ama belli yani zencefilin tadını falan alıyorsunuz. Benim kahvaltım geldi. Netgym'in de kahvaltısı geldi. Yani çok da eskisi kadar kaliteli değil. Ama en azından bir tık karnımız doyacak. Dediğim gibi muhtemelen bugün paraları bitireceğiz. Yani paraya değer mi şu an buna verdiğimiz bu? Çok değmez. Önceden mesela bu fiyata daha kaliteli bir şekilde yiyebiliyorduk. Ama bu kuş gribi olayı vesaire bilmem ne. Fiyatlar bir tık yine arttı ve kalitede maalesef düştü birçok yerde. Yine de fena değil. Bundan sonra muhtemelen bir şey daha yiyeceğiz. Galiba bugün parayı bitireceğiz arkadaşlar. Çünkü doymayacağımızı hissediyoruz açıkçası. Hep beraber göreceğiz. Sir, my vegan is gonna feel full. We have to eat again. Of course. So we're gonna finish the money today. Arkadaşlar kahvaltıyı bitirdik. Fiyat performans çok bir çocuk değil. 44 dolar verdik dediğimiz gibi. Ne kadar demiştim? 121 dolar mı kaldı demiştim. 44 dolara değecek bir kahvaltı değil açıkçası. İçecek bir tek güzel. Ama yemekler iyi değildi yani çok. Eskiden menüsü daha zengindi falan. Neyse biz şimdi buradan alışverişe kaçıyoruz. Bakalım bir günlük asgari ücretle ne kadar alabiliyoruz? Nereye kadar sınırlarımızı zorlayabileceğiz? Hep beraber görelim arkadaşlar. Biz izlemeye devam edin. Görüşürüz. Ben şimdi alışveriş merkezine geldik. Buradan tabii ki nereye gidiyoruz kıyafet alışverişi için? Kmart'a gidiyoruz arkadaşlar. Kmart'tan hem tişört almamız gerekiyor. Belki ev içinde ihtiyaçlarımız olabilir. Onlardan da alacağız. Kmart'ımıza geldik arkadaşlar. Bakın şöyle bir tane hızlıca gösteriyorum. Mikrodalga varmış 20 litrelik 49 dolar. Bak burası hanım arkadaşlar için arkadaşlar. Size 10 diyor ve 15 dolar. Yine galiba bunlar kadınlar için. Bakın ayakkabı fiyatlarını göstereyim. Şöyle bir ayakkabı var. 25 dolar arkadaşlar. Böyle Converse tarzında bir şey var. Şu ne kadarmış? 16 dolar. Bu da 20 dolarmış. 12 dolar. Ve bir sürü gördüğünüz üzere farklı farklı modeller var arkadaşlar. Okay, günlük giyim için şöyle bir tişört aldık. Aynen böyle koltuk altları sararmaya başlıyor. How much is it this one? 8 dolar. 8 dolar arkadaşlar. Gayet tatlı abi. Niye gidip dışarıdan markaya para verirsin yani? Hiçbir mantığı yok.
And this is for work. Yani buradaki ne alacaksınız arkadaşlar? 6,5 dolar. Görüyorsunuz abi tişört fiyatları ne kadar uygun genel olarak. Yani 5 dolara falan, 5-6 dolara günlük giyim için bir sürü farklı tişört bulabiliyorsunuz. Aa, bu arada bakın yine size bilgilendim. Şöyle rahat bir şekilde pantolon var. Bu da 25 dolarmış. Kmart'ta arkadaşlar her şeyi bulabilirsiniz. Bakın size şöyle etrafı göstereyim. Oyuncaktan, çocuklar için, ev eşyalarınız, ne ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Tabii ki keyifli. Benim cüzdanı net boşaltacak bugün. Nedir bu erkeklerin çektiği? Nedir bu çektiğimiz arkadaşlar? Peki içerik için teşekkür ederim diyor. İçerikten en çok yaralanan ben oluyorum. Kıyafet, alışverişim, kahvaltım, o su, bu su. Ah, keyfi yerinde. Okay, what we got? I got two black. And one İki tane white. Siyah aldık. Bir tane de beyaz günlük giymesi için aldı. Yes. Total burası 21 dolara mal oldu. 101 dolarımız vardı. 21'i gitti. 100 dolarımız kaldı. Şimdi de sıra bende. Ben de kendime bir şeyler almaya gidiyorum. Gidip bir bakalım benim için ne bulabileceğiz. Ceket var. Unisex olabilir. Emin değilim. 38 dolarmış. Telefon kılıfları indirime girmiş. 4 dolar. Wow. Nice tricky. Yeah. Bakın erkekler için eşofmanlar var. 22 dolar. Gayet de güzel abi. Ha, bakın size göstereyim hemen fiyatları. Bakın şöyle spor salonunda bu tarz şeyler giyiyorum. 7 dolar. Aslında bir tane alabilirim ya gelmişken şunlardan. I think I should get one net. Bu 7 dolar. Bunu deneyeceğim şimdilik. I think this one I'll try. It's small and small. Bu arada fiyatlarını bulamadım ama fiyatı muhtemelen kasada görürüz ya. Arkadaşlar bakın bu 7 dolar. Direkt üstüme çek gibi de oldu açıkçası. Uzaktan da göstereyim. Gayet de güzel duruyor bunu. Herhalde alacağım. Belki hatta bir tane daha bile alabilirim arkadaşlar. Uzunluğu böyle. Omuzdan gayet güzel oturuyor. Şöyle kepler var arkadaşlar 8 dolar. Bir caca da benzemedi hoş. Bakın şöyle çok güzel bir tane polo var. Bunun fiyatı da 20 dolar arkadaşlar. Gayet iyi ama almayacağım. Mesela kışlık ceketler var. Gayet böyle abi içi yünlü falan. Bu ne kadarmış merak ettim. İnsanları bir göstereyim izleyenlere. Ah burada yazıyor. 49 dolar arkadaşlar. Gecelerin koruyucusu Batman arkadaşlar. I'm Batman, you are Robin. Just not this person. You just boy. Or just cow. Ne aldık? Hadi kısa özet geçelim. Bir bunu aldık. İki bunu aldım yine. İkincisi spor salonu için bunu aldım. Üç ondan sonra nete bunu aldık. Van bir tane daha tişört. Dört ondan sonra bir tane daha işi için tişört. Beş bir tane de günlük için giymesi için aldık. Altı tane tişört aldık. Kasada fiyatları zaten görürüz arkadaşlar. Şu ana kadar bir günlük asgari ücretin daha yarısını falan harcadık. Hala paramız kaldı. Bakalım kaç paramız kaldı. Onu da göstereceğim şimdi sayıcı. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Fikirlerinizi lütfen yorumlara, yorum kısmında da belirtmeyi unutmayın. Arkadaşlar kasadan çıktık. Totalde poşet 15 kuruştu. Poşet harici 6 tane tişört bize 36 dolara mal oldu. Totalde 80 dolar harcadık. Dediğimiz gibi sanırım ilk video başlangıcında asgari ücretin bir günlük 180 dolar falandı. Yani daha yarısını 80 dolarını harcadık. Şu an elimizde bir 80 dolar daha kaldı arkadaşlar. Alım gücünün şeyini görebiliyorsunuz aslında bu şekilde de. Kıyafet alışverişimizi yaptık, kahvaltımızı yaptık. Daha ve bunu iki kişilik yapıyoruz yani tek kişilik de değil. İki kişilik asgari ücret değil yani bir kişinin asgari ücretinden iki kişilik bir harcama yapıyoruz şu an. Evde eksiklerimiz var. Market alışverişine geçmemiz lazım. Yani aslında asgari ücreti harca bir nevi bir noktada bitmiyor gibi. Ama nereden harcadığınıza da bağlı olarak bu değişiyor. Gidip şimdi marka bir yerden bir kıyafet alışverişi yapsan iki tane kıyafetle de bitirirsin ama gerek yok. Çünkü günün sonunda onlar da çöp oluyor abi. Hani akıllıca hareket etmek lazım bu noktada. Yani paralarla hala ne kadar alabileceğiz, ne yapabileceğiz, sınırları ne kadar zorlayabileceğiz hep birlikte görmeye yine devam edelim arkadaşlar. O zaman bizi izlemeye devam edin. Dediğim gibi kanalıma abone olmadıysanız da abone butonuna tıklamayı lütfen unutmayın ve videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyoruz. O zaman biz coffee shop'a giderek bir içecek, bir kek falan bir şeyler bakalım ne alabileceğiz, ne alamayacağız. Oradan sonra görüşeceğiz. Böyle tatlı güzel bir kafeye geldik. Hi, hello. Arkadaşlar coffee shop'a dediğim gibi geldik. Şimdi burada limonlu ve zencefilli çayımız var. Bir de fındıklı kek aldık.
Totalde buraya kaç verdik? Şöyle göstereyim. Totalde buraya 13,5 verdik. Şu an hala cebimizde 70 dolarımız, 71 dolar 30 centimiz falan kaldı. Güneş gözüme göre şu şekilde konuşayım sizinle. Kekimizi yedik, gayet güzeldi. Çayımızı da içtik. Hala dediğim gibi biraz paramız var. Neredeyse 70 dolar, 71 dolar falan. Buradan işte şimdi hava güzelken biraz yürüyüş yapacağız. Ondan sonra öğle yemeğine geçeceğiz. Öğle yemeğimizi yiyeceğiz iki kişi için. Hala bakacağız kaç paramız var. Ondan sonracığıma da paramız kalırsa markete geçeceğiz. Şimdi dördüncü durağımız olan öğle yemeğimize geldik arkadaşlar. Vietnam yemeği yiyeceğiz arkadaşlar, öğlen yemeği. Yine dediğim gibi iki kişilik abi bütün bu harcamalar ama... Arkadaşlar burası acayip gürültülü. Umarım sesimi duyuyorsunuzdur. Böyle bir tane tavuklu egg noodle aldım arkadaşlar öğle yemeği için. Net tavuk var burada ve... Which noodle is it? Is egg noodle or rice noodle? Rice noodle. Pirinçten yapılan noodle var arkadaşlar neticesi. Ve aynı zamanda tavuğu var. İki kişilik bir öğün aldık bu şekilde. Bakalım bize ne kadar tutacak. Biz şimdi dördüncü durağımız olan yerde öğle yemeğimizi yiyeceğiz. Hesap ödediğimizde de size zaten fiyat bilgisini paylaşırım. Arkadaşlar yemek bayağı dolu doluydu. İki kişilik yedik gördüğünüz gibi. Bir noodle'ımızı yedik. Bir de net tavuklu salata aldı böyle noodle var içerisinde yine. Oraya 36 dolar ödedik. 35 dolar 20 kuruşumuz falan kaldı, 20 centimiz. Şimdi süpermarkete gideceğiz. Evde birkaç eksiğimiz vardı. Et, tavuk vesaire neyse artık. Onları alacağız. Orada görüşürüz artık. Arkadaşlar Kohl's'a geldik. Şimdi kalan 35 dolarımıza bir iki ihtiyacımız var. Onları alacağız. Önce yumurta bulabilirsek yumurta alacağız. 13 dolar yumurta mı olur arkadaşlar ya? Yumurtayı pas geçiyoruz. How much is it? 12,5 dolar, 800 gramlık. Az yağlı dana kıyma aldık arkadaşlar. 12,5 dolar. Karpuz almaya gidiyoruz. Şimdi gidip bir karpuz bakalım. Havalar ısındı malumunuz. Toldakini alıyoruz. Kilosu da 2.90 siyah. Per kilo 290. Let's get this one. Diğerini alacağız. Bu çok büyük çünkü. 1 litrelik daha kokonat suyu alacağız aslında. Ondan sonra buradan çıkarız. 3.20 litresi. Ödemeye geçelim o zaman. Let's go there. 12.75. O da çantanın fiyatı. 5 dolar tuttu. Kaç kiloymuş? 1 kilo 700 gram. Totalde bize 21 dolara mal oldu burası arkadaşlar. Arkadaşlar selam. Günümüzü bitirdik. Biz alışverişimizi yaptık, yemeğimizi yedik, neler yaptık, neler ettik. Size kısaca bir tekrardan özet geçmek istiyorum. Güne 180 dolarla başladık gördüğünüz gibi. Bir günlük asgari ücret. Sanırım kaç demiştim? 1 saatlik 24 dolar 10 centti. Bu da 7,5 saate vurduğumuz zaman günlük işte 180 dolar yapıyordu. Ne yaptık? Bunun ilk başta abi direkt %10'luk vergi kısmını ayırdık. Ondan sonra geri kalan parayla güne başladık. Peki bu parayı harcarken tek kişi olarak mı harcadım? İki kişi olarak mı harcadım? Şöyle bir kişinin bir günlük asgari ücret kazancı ile iki kişi olarak bu parayı bugün harcadık arkadaşlar. Ne yaptık? İlk başta bir kahvaltıya gittik abi. Kahvaltıda iki kişilik bir kahvaltı yaptık. Görmüştünüz zaten ne yedik falan. Oraya abi gördüğünüz gibi 44 dolar ödedik. Kahvaltımızı yaptık. Kahvaltıdan sonra ise abi direkt Kmart'a gittik. İhtiyacımız olan tişört, iş kıyafetleri falan vardı. Net iş kıyafeti olan iki tane tişört aldı. Bir de bir günlük olarak giyebileceği bir kıyafet aldı. Ben de günlük giyebileceğim iki tişört. Bir tane de spor salonunda giyebilmem için tişört aldım. Totalde 6 parça aldık. Bu 6 parçaya sahibi totalde 36 dolar 15 sent ödedik. Ondan sonra dedik ki hani gel bir şeyler içelim hafta sonu. Bir çayımızı içelim ondan sonra kek yiyelim falan. Çay aldık abi 2 kişilik. Bir de paylaşabileceğimiz bir kek aldık. Oraya ise 13,5 dolar ödedik arkadaşlar. Ondan sonracığıma ise nereye gittik? Nereye gittik? Öğle yemeği yemeye gittik arkadaşlar. Düzenli olarak gittiğimiz bizim bir Vietnam mutfağımız vardı. Oraya gittik. Gördüğünüz gibi doyurucu iki tane öğün aldık. Bu iki öğüne ise totalde 36 dolar para ödedik. Onu da size şöyle göstereyim. Bundan sonra cebimizde herhalde bir 35 dolar kalmıştı. Size bahsetmiştim. Şu an tam hatırlamıyorum. 35 dolardan sonra dedik ki ne yapalım? Hadi gidelim o zaman abi. Evde bir iki tık eksiğimiz vardı. Onları alalım. 800 gramlık dana az yağlı kıyma aldık arkadaşlar. Kıymaya 800 gramlık kıymaya 12,5 dolar verdik. Ondan sonracığıma da dilimlenmiş karpuz aldık. 1 kilo 700 gramlık karpuz aldık.
Karpuz da bize 5 dolara mal oldu. Ondan sonra da organik olacak şekilde 1 litrelik kokonat suyu aldık abi, içecek. Böyle en azından yazın böyle elektrolit ihtiyacımızı falan karşılasın diye. Totalde ise buraya 20 dolar 90 sent ödedik arkadaşlar. Ama artık şey oldu, hani böyle günlük ihtiyaçlarımızı karşıladık. Harcayacak çok bir şeyimiz kalmadı. Hani nereye harcayalım, ne yapalım, ne edelim. Hani gereksiz israfa da gerek yoktu. Siz zaten hani alım gücünü görmüş oldunuz. Geriye de hatta ne kadarımız kaldı? Bir 10 dolarımız burada var. 2, 4, 20, 30, 40, 14 dolar. 14,5 dolarımız kaldı geriye arkadaşlar. Neredeyse 15 dolarımız kaldı geriye. Hani aslında burada bir günlük asgari ücretin ne kadar alım gücü olmuş olduğunu gördünüz böylece. Ve bu yaptıklarımız aslında bir kişinin bir günlük asgari ücretini biz iki kişi olarak harcadık. Kahvaltımızdır vesaire vesaire bayağı harcadık. İhtiyaçlarımızı giderdik. Hani alım gücünü görebiliyorsunuz. Bu videoyu hangi ülkeden izliyorsunuz bilmiyorum. Bazı çünkü izleyiciler Kanada'dan olabiliyor, İrlanda'dan olabiliyor vesaire. Almanya'dan olabiliyor. Türkiye'den de izleyicilerim var. Siz ne düşünüyorsunuz bu alım gücü hakkında? Lütfen fikrinizi de videonun yorum kısmında belirtin. Burada durumlar bu şekilde Avustralya'da, Sydney'de. Alım gücünün gerçekten güçlü olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa bulunduğunuz ülkeye göre yani bir tık daha idare eder olarak mı düşünüyorsunuz? Bunu lütfen yorum kısmında dediğim gibi belirtin. Bu arada söylemeden geçmek istemiyorum arkadaşlar. Eğer vergi içerisinde saymazsak, vergi çıkardığımız zaman bugün dışarıda totalde arkadaşlar 150 dolar 50 kuruş. Yani 50 sent harcadık totalde. Bugünkü harcadığımız miktar da bu şekilde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videonun sonuna geldik dediğim gibi. İzlediğiniz için buraya kadar teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer lütfen arkadaşlar beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Aynı zamanda da videolarımın devamını gelmesi için arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden bunun için teşekkür ederim. Elinize sağlık. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın lütfen. Hoşça kalın.